İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan Yıldız ailesinin evine hırsızlar dadandı. Aile de çareyi eve güvenlik kamerası yerleştirmekte buldu ancak bu da çözüm olmadı. Kamerayı fark eden hırsızlar bu kez de evin elektriğini kesti ama ev sahibinin bir planı daha vardı. Pusuya yattı, evde yokmuş gibi yaptı. Hırsızı beklerken komşusunun çocuklarıyla karşılaştı. Ben onları gördüm deme şok oldum. Yıldız ailesinin başı yaklaşık 20 gündür kaybolan eşyalarıyla dertteydi. Çocukların kumbarası gitti, iki tane kumbarası. Sonra çekmecede paraları gitmeye başladı. Sonra hanımın takıları gitmeye başladı. Sonra baktım elbiseler kaybolmaya başladı. Yıldız ailesi evlerinde her geçen gün kaybolan eşyalarına bir türlü anlam veremiyordu. Çünkü kapılarında da herhangi bir zorlama yoktu. Hal böyle olunca hırsızın bir şebeke olduğunu ve çok yakından olduğunu anlamışlardı. Hırsızlar günlerdir kimseye yakalanmıyordu. Ali Yıldız işte bu yüzden evde ses kayıt cihazı olabileceğinden şüphelendi ve çok zekice bir plan yaptı. Ali Yıldız hırsızları yakalamak için önce evine bir güvenlik kamerası taktırdı. Ardından eşini ve çocuklarını evden yollayarak pusuda beklemeye başladı. Elindeki mobil uygulamayla eve böcek yerleştirilip yerleştirmediğini aradı ve o anda buzdolabının üstündeki magnette takılı böceği gördü. Yıldız önce ses kayıt cihazını kapattı, ardından pusuya yattı ve karşısında hiç beklemediği biri vardı. Alt komşum olan şahsın iki tane çocuğu var. Bir baktım onlar. Siz niye arıyorsunuz bu abi? Çocuk dedi ki gidin eve anahtarı bırakın. Suçüstü yakalanan çocuklar önce yaptıklarını inkar etti. Devreye polis girince itiraf gecikmedi. Paralarını, her şeyini biz çaldık. Bize yaptırdılar dedi çocuklar. Yıldız ailesi çalınan eşyaları geri aldı ama bu akıl almaz planın arkasında başkaları olduğu iddiasındalar. İki tane küçük çocuk akıl etmez sigorta indirmeye, yedek anahtarı yapmaya.